Bugün merak ettiğimiz Fransa'nın Strasbourg şehrine doğru yola çıktık. Stuttgart'tan yaklaşık 2 saatte Strasbourg'a vardık aracımızla. Evet, çok güzel bir şehir. Strasbourg'dayız. Merhabalar. Ve Notre Dame Katedrali. 1176'da burada ilk kilise inşa edilmiş ve 1439 yılında büyütülerek katedrale çevrilmiş. Katedralin bulunduğu meydandayız. Oldukça hareketli ve turistlerin yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Notre Dame Kilisesi'nin karşısında Kammerzell Evi 1427 yılında bir peynir tüccarı tarafından yapılmış. Bina 1467 ve 1589 yıllarında restore edilmiş. Kleber Meydanı. Strasbourg aynı zamanda büyük bir öğrenci kenti. Üniversiteleri uluslararası platformda tanınmış ve öğrencilerinin %20'si de yabancıymış. Nehri boyunca kanal gezisiyle manzara gerçekten çok güzel ve görülmeye değer. Gutenberg matbaayı Strasbourg'da icat etmiş. Ünlü Alman yazar Goethe de hayatının bir kısmını burada geçirmiş ve burada öğrencilik yapmış. Bu meydana da Gutenberg'in adını vermişler. Meydanda görüntüler oldukça hareketli ve güzel. Kent 1949 yılından bu yana Avrupa Birliği görüşmelerine ev sahipliği yapmaktaymış ve Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi burada bulunuyor. Dünyada Cenevre ve New York'un yanı sıra başkent olmadan uluslararası kurumlara ev sahipliği yapan 3 kentten biridir. Almanya, Fransa sınırında bir kent olmasından dolayı
diğer Fransız kentlerine pek benzememekte, özellikle Alman ve Fransız kültürünün yoğun özelliklerini taşıyor. Kentte Orta Çağ ve Rönesans mimarisinin etkisi oldukça görülmekte ve aynı zamanda açık hava müzesi görünümünde. Strasbourg'un şaraplık bağları çok ünlüymüş. Şehrin çevreleri üzüm bağlarıyla çevrili aynı zamanda. Petit France şehrin en etkileyici bölgesi bence. Kentin tarihi bölgesindeki bu yapılar 16. yüzyıla ait. Ren Nehri'nin kollarının kanal halini aldığı rengarenk Alsas evlerinin olduğu bölgedeyiz. Nehrin kolları şehrin içinde birkaç yol izleyerek oldukça güzel adacıklar ve kanal görüntüleri oluşturmuş. Bu arada ilginç bir bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. İstanbul'un Kadıköy semtinde altı yolda meşhur bir boğa heykelimiz var biliyorsunuz. Heykeli Alsace-Lorraine bölgesinde Fransızların Almanları yendiği savaşı simgelemek için 1864'te Fransız bir heykeltıraş yapmış, Isidore Benhaud tarafından yapılmış. Boğanın kızgınlığı ve iriliği Fransızların gücünü simgeliyormuş. İlginç geldi bana. Almanya yol hikayelerimize bir de Strasbourg hikayesi ekledik. Bugünkü gezimizi tamamladık.
Şimdilik size güzel günler dilerim. Hoşça kalın.